Bunu dokunmak yasak yazıyor aşk. Kim bilir kimler dokundu ve bunlara bak zamanla. Sen ya çok yaşlı. Hiç de normal gerçekten. Favori dükkanlarından birinde aldık soluğu. Arkadaşlar o ağaçlara sarılan deliler vardır ya, bak onlardan biriyim. Çok tatlı ki. Çok tatlı. Canım benim. Çok tatlı. Evet, yeni çıkan kitaplara bakmaya geldim. Şu Daniel Mason'ın Northwoods'u bayağı övülüyor ya. Bakın Booker ödüllü Prophet Song'da gelmiş nihayet. Atina'ya. Haftalarca aradım bunu her yerde. Daha yeni çıkmış, yazıklar olsun. Neyse bakalım. Sevdiğimiz yazarların kapaklarına bakın. Annie Arnaud, Elizabeth Strout, Claire Keegan'ın bu yeni öykü kitabı, Mishima'nın kitabı. Nasıl yani, gidelim mi? Hay Allah, ama artık yalnız değil. Anne, gitsin. Ne? Çocuğum, ben seni 9 ay karnımda taşıdım. Hiçbir yere gitmem. Aa, nedir o acaba? Birazdan anlarız. Bu da ne? Tamam, İyi biz gidiyoruz o zaman. Hoşça kalın. İstanbul'umuza geldik. Hemen gelir gelmez de hastanelerde soluğu aldık. Ya yeter artık arkadaşlar ya. Nazar değdirmeyiniz lütfen. Talebe bakın. Ya of, gelir gelmez hastalıklar ya. Hastane mevsimini açtım. Yok git. Açmadım. Yok bir kerelik diyelim hadi. Evimize gidelim bakalım. Aldık ilaçlarımızı deste. Evet, eve geldim. Şimdi son aldığım kitapları göstereceğim size hızlıca. Ne saçma bir açı, hale bakın. Bu ne ya böyle? En azından perdeyi biraz açalım. Dur bakayım. Ha şöyle, fena değil gibi. Şimdi değil. Ben tabii ki Atina'dan bir takım çok güzel yeni kitaplar aldım. Mesela işte bu ay kulübümüzde okuyacağımız Anne Enright'ın The Forgotten Waltz. Unutulmuş Vals adlı bir kitabı. Bu kayıyor mu yine? Neyse, Anne Enright'ları okumak istiyorum. Bir tane şöyle bir anı kitabı aldım. Yani anlatı türünde yazılmış. Husu adlı bir uzak doğulu yazarının Stay True adlı bir anı kitabı. O kadar güzel ki baskısı, içi de, hikayesi de çok güzel. Böyle kendi hayatından görseller de bulunan. Çok tatlı başladı. Mahallesi hakkında. Güzel bir kitap. Susan Sontag'ın Bizde Olmayan On Woman adlı bu kitabını aldım. Sontag Reis'in. Ve okumaya başladığım nefis bir kitap. Hem de taptaze. Kotse'mizi bilirsiniz, seversiniz de. Bizim Booker Book Club'da da biliyorsunuz iki kez Man Booker aldığı için hem Utanç'la hem de Michael Kay'le iki kere biliyorsunuz Booker almıştı. Onun son öykü kitabı aslında. The Pole böyle biraz daha uzun öykü, novella arası bir şey. Ay Allah cezanızı vermesin. Ve onu takip eden bir sürü başka öyküsü var. Çok güzel öyküler var içinde. 2-3 tanesini okudum ve bayıldım. The Pole'u da orada görmüşken aldım. Zaten geçtiğimiz yılın en sevilen kitaplarından biriydi. Eren Yüce Sancende'yi bana yeni çevirdiği bir kitabı göndermiş. Pan yayınlarından çıkan bir kitap. Deniz kadar derin, gökyüzü kadar hafif. Budizmle kendi içine yolculuk adlı bir kitap. Gianluca Gotto mu acaba yazarı? Böyle yepyeni taptaze çıkmış bir kitap. Kendisi de imzalı şekilde bana yolladı. En sevdiğim çevirmenlerden biri. Kendisinin en severek yaptığı çevirilerden biri olduğunu söylemiş. Toni Morrison'ın ilk bende caz kitabı vardı. Bende değil asla. Teyzemdeydi. Teyzemden almıştım okumak için ve çocuk aklımla ilk Toni Morrison'ı okumuştum, cazı. Ve çok az şey kalmış aklıma. Bir tek atmosfer olarak hatırlıyorum o. Böyle New York'taki cazın işte caza gönül vermiş karakterlerin maceralarını anlatsın, o mahalleleri, o sokakları. Ve o da bu baskıyla bu yayın evindendi. Simavi yayınlarındanmış.
Sevgili ve Caz'ın o baskısını işte Nadir'de bulup sipariş ettim bu ciltli versiyonları. Sadece bu ikisi yayınlanmış bu yayın evinden vakti zamanında. Bu yıl böyle eksik Toni Morrison'larımı okumak istiyorum. O yüzden şimdi onlar daha gelmedi ama bol bol Toni Morrison sipariş ettim. Ayşem Hanım'ın bana merak ettirdiği bir kitap vardı. 21 Kedi'de Sanat Tarihi. Böyle inanılmaz tatlı. Sanat akımlarını kediler üzerinden anlatan böyle resimli aşırı tatlı bir kitap. Bunu hatta Atina'da böyle büyük şu boyutta filan ciltli bir versiyonu gördüm. Tabii Yunanca olduğu için alamadım ama bunu aldım. Ve aynı sahafta bir de Otlakçı'yı buldum. Memduh Şevket Esendal'ın meşhur kitabını. Bunu şimdi telifi bittiği için her yayın evi Esendal basıyor biliyorsunuz ama bunun kapağına bayıldım. Anonim yayınlarından vakti zamanı çıkmış bu. İteki bana zavallıları göndermiş. Bu tabii ki bir arkadaşıma gidiyor. Ben almıştım çünkü çoktan. Lina Meruene'nin çok merak ettiğim bir kitabı yayınlanmış Timaç'tan. Bir sinir sistemi romanı. Bu çok şirin bir paketle geldi bir de. Yani şöyle sevimli bir kitap. Azıcık karıştırdım. Oldukça enteresan da bir hikayesi var. Bu da geçen gün Ebru Aykaç kendi kitap yığınlarını dızdıklayıp duruyordu ve onlar arasından aşırı ilgimi çeken bir kitap oldu. Aşırı ilgimi çekmesinin nedeni Booker ödüllü bir yazar olması Marlon James'in. 7 Cinayetin Kısa Tarihçesi adlı şöyle dev bir kitabı var. Hem bunu hem de bir fantastik sanırım serisi var. Onu sipariş etmek istedim ama onlara sonra elim gitmedi. Ama bunu çok merak ediyorum. 700 küsur sayfalık bir roman. Ama bir an önce okumak istiyorum gerçekten. 2015 yılında Booker ödülünün sahibi oldu bu kitap. Belki gelecek yılki Booker Kitap Kulübü kitaplarımızdan biri olabilir. Sizin de aklınızda bulunsun. İşte böyle son aldıklarımı da araya eklemiş olayım dedim. Şimdi günümüze devam edelim. Hangi günümüze biliyor musunuz? Sevgililer günümüze. Bugün sevgililer günü. Bakın kitaplar en güzel sevgili tabii diyelim. Minua'ya geldim. Merhaba. Kızarmış gözümden herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün doktora gittim. Göz doktoruna ya. Bir sürü şey falan verdi. Ne denir? Damlamamla. Aa, hiç belli olmuyor. Aa, hemen geçti mi? Yok da baksana gözümün yarısı kırmızı. Pazar günü de oyun var. Oyundan önce bunu halletmem gerekiyor ama yani kaldı bir buçuk günü. Neyse artık bakacağız. Van'daya düştünüz mü? Van'daya ben büyük düştüm. Çok çok güzel, çok eğlenceli ilerliyor. Hüzünle kitabı sipariş ettim. Yıllarca burun kıvırıp durmuştum ne kadar. Ay cheesy bir roman bilmem ne diye. Belki de öyledir bu arada, daha okumadım da. Yine de bir merak sardım yani. Filmi de ben galiba yıllar önce o filmi izlemiştim ama hiçbir şey hatırlamadığıma göre başka bir filmle karıştırıyorum herhalde ya. İzlememiş olabilirim. Ya da yarım mı bıraktım, ne yaptım? Anne Hathaway'i falan hatırlıyorum ama neyse işte filmini de izleyeceğim dizi bitince. Yani hüzünlendik be. Onun dışında ne izliyorum? Yani düştüm, Allah kaldır beni ya. Hiç bunun sonu yok mu be kardeşim? Ve bunun dışında bir sürü yeni kitap geldi yine. Onları da anlatacağım da bu ne ya, kitap videosu mu? Hadi biraz ara vereyim sonra yine anlatırım. Bir de okuduklarım var. Ay çok güzel şeyler okudum yine. Of of. Durun bir iki dakikaya anlatıyorum onu da. Öf, patates, yumurta. Tekrar hoş geldin be. Hoş bulduk Yumpat. Tabağını ver. Yumpat. Hoş bulduk Yumpat. Of, çocukluk servisi. Ben 7 yaşındaydım bunlar alındığında. Eşit olsun herkese diye. Nasıl koydun? Çayı çoğaldın. Şey yapıyoruz. Ben de çaysız yaşayayım. Ben anlamadım ki. Ya yani biraz salata şey. Ekiyor amaçlı. Herhalde. Anneciğim ama ben şey yapmıyorum çok zaman. Soğuk çay. Soğuk çay evet. İç hadi. İç şunu her zaman içersin. Aaa! Hem çalıyor hem söylüyor aralarda. O var, bir de bir tane daha Hollandalı biri var. Thank you.
Kastas'a geldik. Tamam hocam. Buradan Bursa'ya gideceğiz biliyor musunuz? Bursa'da bugün oyunumuz. Tamam, doğru tamam, mu Erdem? Evet. Helal olsun. Kastas Bursa. Bu değerli katkın için teşekkür ederim. Ya bizim turne minibüsümüz mü var? Turneye mi gidiyoruz? Ben turne minibüslerini böyle hep şey gibi olur, hayal etmiştim. Hani bağırılıyor, çağırılıyor. öyle bir şeyler olacak inşallah. İnşallah evet. Ama kanlı ne giyer oynasaydık filan. O kurnadan bu kurnaya filan. O bizim kıyafetlere bak. Ben turne minibüsündeyim de sonra konuşuruz. Havaya bakın. Erdem iyi döner biter derler işte. Sen İskender peşinde misin? Evet, doğru söyle. Evet. Ama oyun 7'de bitecek. Oyun 6.30'da. Bursalılar biraz hızlı izleyin. Biz İskender yemeğe gideceğiz. İnanılmaz ayıp ya. Gör. Oo, bizimkini merhaba, gördün Bursa mu? Merhaba. Bizimkini gördün. Daha yok mu bir ailesi? Ve Melikşah. Ve Melikşah. Ve diye mi giriyor? Gelin şu salona bakalım. Çok merak ediyorum ben. Bakalım salonumuza. Ay çok çok heyecanlı. Aa kör karanlık. Hayda ne? Of çok büyükmüş burası be. Bursa oyunuma kim geldi? Baba. Evet oğlum. Yani sığıyoruz aslında. 8 kişi mi efendim? Biraz tedirgin oldun ha nezaket. Evet. Erdem'in oyu geldi aklıma. Ben oldum. Ben almıştım. İnşallah. Ufka bakıyorum. Of maalesef dizinin finalini bekleyemedim ya. Bunu sipariş etmek için. Allah kahretmesin. Sonunda bu kitabı okuyacak mıyım yani? Ne gereksiz. Of. Evet, of dün çok güzeldi. Interrise adlı gösteriye gittik Süreyya Operası'nda. Schubert'in işte efsanevi bestesi ve böyle harika bir bariton ve harika bir koreografi eşliğinde izledik. Çok güzeldi ya. Süreyya Operası'na daha çok gitmeliyiz galiba. Yani Once var aslında mesela Mart'ta, ona da bilet aldım hemen. Once müzikalini bilirsiniz. 2006 mıydı? Kaç yapım bir filmi vardı müthiş. Böyle İrlanda filmi çok güzeldi. Hatta Oscar almıştı şarkısı. Marketo Iglova ile Glenn Hansard'ın şarkısı. Onu Türkçe oynamaya başlamışlar. Ben yıllar önce Broadway'de New York'ta müzikaline gitmiştim. Hatta Şebnem ile birlikte, Şebnem Bozoklu ile. Müthişti. Türkçe'de de varmış meğer. Onu izleyeceğim şimdi heyecanla Mart ayında. Onun dışında da şu an biraz gerginim çünkü şimdi siz bu videoyu izlediğinizde daha açığa çıkmamış olacak. O yüzden söyleyemiyorum kim olduğunu ama dünyaca ünlü bir, yani dünyaca ünlü de değil sadece, dünyanın en iyi oyuncularından biriyle bir röportaj yapacağım birazdan. Gerilimden bayılmak üzereyim. Onun da yeni bir işi gelecek yakında ve izlemeye başladım. Çok çok iyi. Neyse diyelim. Ama onun gerilimi içindeyim. Yani görüntü ve işte şey yasağı olduğu için söyleyemiyorum daha henüz. Ben okuduklarımı anlatayım bence. Bu ara neler okudum? Şubat ayının ikinci yarısında ya da Şubat ayının ortalarında demek daha doğru olur. 5 tane kitap okumuşum. Biri Kış Askeri, Daniel Mason'ın bu romanı. Bayağı böyle Birinci Dünya Savaşı sırasında geçen uzunca, biraz boğucu, yer yer yoran beni bir kitap oldu. Ben daha doğrusu savaş anlatısı sevmiyorum galiba ya. Bu artık 2x2x4 gibi bir şey. Yoksa aslında çok iyi kaleme alınmış bir roman. Daniel Mason da çok çok iyi bir yazar. Bu yıl Northwoods vardı. Hani Atina'da da gördük vitrinde. Northwoods 2023'ün en sevilen romanlarından biri oldu. Ve galiba çeviri aşamasında Türkçe'de de yayınlanacak. Nereden ne zaman çıkacağını söylemeyeyim ama öyle bir durum da var. O yüzden Daniel Mason aslında ilgimi çeken bir yazar. Burada da yani dilindeki ustalığa diyecek hiçbir şeyim yok. Yani böyle bir
işte Birinci Dünya Savaşı filmi izler gibi okudum romanı da. Böyle hani gayet akıcı bir metin. İlginç de bir ana karakter var. Birinci Dünya Savaşı sırasında doktorluk yapan bir karakterin oradan oraya savrulması ve Margarita adlı bir kadının peşinden sürüklenişi de dahil olmak üzere. Ama hani bunlar yüzeyde gezinen kısımları. Onun dışında da son derece derinlikli bir alt metne sahip aslında metin. Fonda her şey olup bitiyor. Ana karakterimizin macerasına eşlik ediyor ve bunu yansıtma konusunda da çok marifetli bir dili var Daniel Mason'ın. Ama bende işte bu tür metinler çalışmıyor galiba. Kendime yer yer zorladım okuduğum şey konusunda. Ama yine de çok iyi bir dili var dediğim gibi. Bir de geçen ay okumaya başladığım En Eski Yüz adlı kitabını okumuştum. Pelin Buzluğ'un. Şimdi de ilk iki öykü kitabı Deli Bal ve Kanatları Ölü Açıklığında adlı ilk iki kitabı iletişimden böyle tek kitap halinde basılmıştı. Bunları okudum. Özellikle Deli Bal'daki öykülerin neredeyse tamamına bayıldım. Yani bir ilk kitap olarak inanılmaz başarılı. Gerçekten zaten sanırım Yaşar Nabi Nayır evet ödülünü almış 2010'da. Kanatları Ölü Açıklığında da 2013'te Selçuk Baran öykü ödülünü almış. Yani hak ediyor gerçekten. Çok çok güzel öyküler vardı dediğim gibi içinde. Özellikle de böyle çocukluğa dair çocukluğun izlerini taşıyan öyküler beni özellikle sarstı. Ama yetişkin karakterleri konuşma ve onların iç dünyasını aydınlatma konusunda çok başarılı bir öykücü olduğunu düşünüyorum Pelin Buzluğ'un açıkçası. Bu üç kitabını neredeyse toplamda okumuş oldum. Bir de Aşim Okuda'nın bana merak ettirdiği bir kitap vardı. New York Kullanma Kılavuzu, Sophie Kelly'nin kitabı. Bunu da Atina'ya uçarken ve işte orada kaldığım gece falan okuyup bitirdim. Müthiş bir kitap. Yani çok ilginç bir proje daha doğrusu. Böyle içinde fotoğrafları da var. Bol bol Sophie Kelly'nin çektiği fotoğraflar. Paul Auster, Leviathan adlı romanında aslında Sophie Kelly'yi örtük bir biçimde bir karakter üzerinden tanımlıyor ve bu karaktere yaptırdığı şeylerle bu kitaptaki Sophie Kelly'nin yaptığı deneyler iç içe geçiyor aslında. Sophie Kelly, Paul Auster'dan şey istiyor, o karakter gibi hayatı deneyimlemeyi istiyor aslında bir çeşit. Ve ondan bir ödev listesi istiyor. İşte 5 maddelik bir mesele, işte ne bileyim New York'un bir noktasına git ve orayı evin gibi yap. İşte insanlara her gün olabildiği kadar uzun dakikalar boyunca işte gülümse, insanlarla bol bol konuş gibi şeyler ve onların hikayelerine işte ne dahil olmaya çalış gibi şeyler söylüyor ve bir telefon kulübesine gidiyor Sophie Kelly. Ve o telefon kulübesi, bu arada 94 yılında geçiyor kitap, yani o dönem yapılmış bu deney de, bu sanat çalışması. O telefon kulübesini gerçekten bir ev ortamı, bir sıcak bir ortama dönüştürüyor. İşte gelenlere patlamış mısır, sigara falan bulabilecekleri bir ortam yaratıyor. Böyle güzel yapıştırmalarla orayı süslüyor. Ne bileyim not defteri, işte memnuniyet defteri koyuyor, iki tane sandalye koyuyor kenarlara. Başka bazı bir takım şeyler ekliyor ve insanları mutlu ediyor bu şekilde. Bunun adı Gotham Handbook, yani New York Kullanma Kılavuzu olarak çevrilen kitap bu. Bir diğeri de Otel, aslında kitap böyle orta yerinde bir diğer Sophie Kelly kitabına dönüşüyor. Tabii bunlar artbook olduğu için ayrı ayrı şeyler ama ona dahil oluyoruz. Bu da Venedik'te bir otelde çalışıyor Sophie Kelly, yani biri gibi çalışıyor, bir otel çalışanı gibi. İnsanların odalarına girip özel eşyalarını didikleyip, karıştırıp, notlarını okuyup falan inanılmaz bir biçimde. O insanların izini sürüyor aslında. İşte Viyana'da, işte Venedik'te nasıl vakit geçirdiklerine dair gözlemler yapıyor ve onların hikayelerine giriyor. Sophie Kelly'nin bu tutumu tabii sanat çevreleri tarafından çok tartışılmış. Aslında insanların mahremiyetine ve hani özlük haklarına aykırı bir durum, gizliliğine, özel hayatın gizliliğine aykırı bir durum ama bu projelerden pek çok kez yapmış. Mesela 3. kitapta Adres Defteri, bu kitap değil de hani bir makale, aslında bir yazı dizisi yapıyor Sophie Kelly. Bir adamın adres defterini buluyor yolda ve bu adres defterindeki insanları tek tek arayarak adam hakkında bilgi topluyor. Yani adam ya da kadın ilk başta bilmiyor tabii kim olduğunu. Bu insan hakkında bilgileri toplayıp bu insanlardan bunu bir yazı dizisi halinde, işte bugün de şununla konuştum, böyle biriyim, şöyle biriyim, şöyle bir şey yapmış falan. Ve adam bir noktada bunları okuyor, Sophie Kelly'ye ulaşıyor, yaptığı şeyin korkunç olduğunu, bundan inanılmaz rahatsız olduğunu falan söylüyor. Çok garip, çok tuhaf bir kitap bu. Yani alıp okuyup karıştırmanızı ve bol bol onun işte bu projeler sırasında tuttuğu günlükleri, işte aldığı notları okumanızı ve fotoğraflarına bakmanızı öneririm. Gerçi çok az var galiba, nadir kitapta var, piyasada yok. Ama YKY'ye mesela baskı yapabilirsiniz.
bu kitabı tekrar basması için. Tim Burton'ın Domingo'dan yeni çıkan İstiridye Çocuğun Hüzünlü Ölümü adlı kitabını okudum. Bu da aslında yeni çıktı ama 90'ların ortalarında kaleme almış bir metindi. Ben de böyle küçükken İngilizcesi vardı bunu. Kim getirdi? Teyzem mi, dayım mı? Bir yurt dışından getirmişti bana. Çok da tatlı bir kitaptır. Türkçe çevirisini de Artemis Günebakanlığı yapmış ve çok başarılı bir Türkçe çeviri. Böyle harika çizimleri var içinde Tim Burton'ın. O bildiğimiz karanlık masal atmosferi, özellikle Tim Burton'ın 90'lı yıllarını biliyorsanız zaten aşinasınız, sizi hiç şaşırtmayacak. Tıpkı animasyon filmlerindeki karakterler gibi böyle son derece tuhaf karakterler ve onların etrafında gezinen bir kitap bu. Bir sürü onların öykülerinden oluşan, işte İstiridye Çocuğun Hüzünlü Ölümü de o öykülerden biri ve son derece tuhaf, rahatsız edici öyküler ama çok zevkli okuması da bakması da çizimlere. Ve David Uyme'nin Ben Suspus adlı bir kitabını okumuştum. Yani çocuk kitabını okumuştum ve izlemiştim çizimlerine. Bir diğer kitabı Gümbür Gümbür'ü görünce aynı karakterin devam hikayesi gibiymiş. Bunu da alıp bir an önce okudum ve çok güçlü gerçekten. Dünyaya sığamayan, dünya üzerindeki yerini anlamaya çalışan bir kız çocuğu bu kitapta da, Suspus'ta öyle olan kız çocuğu bu kitapta da arkadaşlık, dostluk ve dostluğun bağlayıcı gücü, hayatta tutan, sana destek olan gücünü keşfediyor ve aslında derinde ve fonda böyle bir mülteci hikayesi de konu ediyor. Topraklarından göç etmek durumunda kalma hikayesi ve son derece sarsıcı bir kitap. Suspus'u da bunu da gerçekten çok beğendim. Zaten çok ünlü bir çizermiş kendisi. Ben çok geç tanıştım. Bu ara yani görüşmediğimizde okuduğum 5 kitap bu şekildeydi. Bir sürü yeni kitap da aldım aslında. Onları da göstersem mi? Birazını göstereyim. Baran Güzel'in Korkudan da Büyük Bir Şey adlı kitabı var. Bu ilk romanı kendisinin. Daha önce bir öykü kitabı vardı. Benim de çok sevdiğim. Her Kötü Geceden Sonra adlı bir öykü kitabı vardı. Bu da onun ilk romanı. Aşırı merak ediyorum. Bir an önce okumak istiyorum. Baran'ın dilini çok çok sevdim ben öykü kitabında. Bu romanın da hikayesi son derece enteresan aslında. Böyle dünya üzerinde sadece kadınları hedef alan, daha doğrusu kadınların sadece yakalandığı bir intihar salgınından sonraki dünyayı anlatıyor. Daha doğrusu bu salgının içinde bulunduğu dünyayı anlatıyor. Son derece tuhaf, karanlık bir distopya metni. Ama hani böyle o klasik distopik metinlerden biri olmadığını düşünüyorum. Düşündürttü bana daha doğrusu. Şöyle birazcık kurcaladım ve son derece ilginç görünüyor. Hafta sonu bir terslik olmazsa bunu okuyacağım. Yani çok seviyorum dediğim gibi. Ve Aşk Dersleri ve Aşk Üzerine. Bu iki kendisinin önemli romanı, bir süredir piyasada bulunmuyordu baskıları. Everest'ten ikisi de yayınlandı. Benim çok sevdiğim bir başka yerli yazar, Yaşamaklar adlı ilk romanını çok büyük bir zevkle okumuştum. İlk romanını diyebiliyorum. Bir önceki bir kitabı daha vardı ama o öykü kitabı sanırım. Onu da bir türlü bulup okuyamadım. Neyse, Caner Almaz'dan bahsediyorum. Duvarlar adlı yeni romanı yayınlandı onun da. Bunu da bir an önce okumak istiyorum. Gerçekten çok sevmiştim Yaşamaklar adlı ilk kitabını, yani bir önceki kitabını. Onu da eğer okumadıysanız hem Yaşamaklar'ı öneriyorum hem de yeni çıkmış olan bu romanını duyun yani benden. İşte çıktı yani. Yavaşlığın Önemini Anlayan Salyangoz'un Hikayesi adlı bir çocuk kitabıydı yanılmıyorsam. Çocuk kitabı olan Luis Supervedan'ın bir diğer romanı, yani aslında bu bayağı önemli bir roman. 1989'da da Premio Tigre Yuan ödülü kazanmış olan Aşk Romanları Okuyan İhtiyar adlı bu kitabını aldım. Bunu çok merak ettim zaten hikayesiyle birlikte. Hem de İpek Dadakçı da böyle çok güzel bir şey söylemişti bununla ilgili. Yapı Kredi'den yeni çıkan bir takım kitaplar aldım. Özellikle bazılarını çok merak ediyorum. Mesela Margaret Schreiner'ın bir diğer romanı, üst üste basılıyor Schreiner'lar Yapı Kredi'den. Çıplak Babalar. Bu da böyle daha kapağıyla beni etkisi altına aldı gerçekten. Kerem Işık'ın yeni öykü kitabı çıktı. Sınır. Kerem Işık çok seveni olan bir öykücü, bir yazar ve aynı zamanda Livera Yayınları'nın da genel yayın yönetmeni biliyorsunuz ve çok iyi de bir çevirmen. Maliyal Meydanı 7 Ay Dönümünü de kendisi çevirmişti. Yeni öykü kitabında hemen gör görmez aldım tabii ki. James Laston'ın Bir Fauna'nın Öğleden Sonrası adlı romanını Ebru Aykaç merak ettirdiği için aldım tamamen. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Sonra yerinizi değiştireceğim çünkü kitapların önüne koymuştum sizi. Bir de Can Yayınları'ndan yeni bir şeyler var. Onları göstereyim. Natalia Ginzburg'un kitaplarını basmaya devam ediyor Can Yayınları. Sevgili Michel onlardan biri. Aslında ben eski Can baskısını bulmuştum bu kitabı ve almıştım ama bu kapağa karşı koyamadım. İşte öyle bir şey miydi? İşte böyle bir şey miydi? Neydi ya bir önceki? İşte böyle oldu, pardon. O kitabını okuyup çok sevmiştim Ginzburg'un ve diğer kitaplarını da aslında İngilizce olarak aldım. Ama bu kitabını da Türkçe'de görmüşken bu kapağıyla almak istedim. Niteliksiz Adam ve Genç Torlesçiler
yaklaşın. Robert Musil'in yeni metnini yayınladı. Can Yener'i daha doğrusu epey eski bir metnini yeni yayınladı. Üç Kadın adlı. Ve Peter Nadas'ın bir öykü kitabı. Ölümle baş başa. Çok sinir bozucu da bir kapağı var. 2003 yılında yanılmıyorsam, evet aynen, Franz Kafka Edebiyat Ödülü'nün sahibi olmuş. Bu da daha önce aslında Can Yener'inden basılmış ama şimdi yeniden piyasaya çıktı. Aynı zamanda Susan Sontag'ın Ölüm Tüneli adlı romanı. Sontag'ın kurgu dışı metinlerine aşinasınızdır belki ama romanlarına da aşina mısınız değil misiniz bilmiyorum. Ölüm Tüneli kendisinin böyle belli bir janrada ürettiği metinlerden biri. O yüzden ilgimi çekiyor. Tipi adlı metnini hala okuyamadığım ve çok sevdiğim bir arkadaşımın favori yazarı olmasına rağmen hala tanışmadığım diliyle Sorokin'in Opriçnik'in Bir Günü adlı bir diğer romanı da basıldı Can Yayınları'ndan. Umarım Sorokin'in tüm metinleri yayınlanır, yani ne diyeyim. Eyüp Karakuş çevirisiyle yayınlandı. Yani bir an önce okumak istiyorum. Sorokin çok merak ettiğim, ilgi duyduğum bir yazar. Sofya Kurban'ın İletişim Yayınları'ndan yeni kitabı çıktı. Sessizlik Çağı. Bu da öykü türünde bir metin. Göç ve işte Orta Asya temalı göç hikayeleri içeren bir metin. Diziye düştüğüm gibi kitabı da sipariş etmiştim biliyorsunuz. One Day'in dizisini izledikten sonra David Nicholson ve diğer kitaplarını da söyledim. Arkadaşlar bunları niye söyledim? Ne zaman, nasıl okuyacağım ben bunları? Şuraya bakın ya, ne gereksiz bir alışveriş. Allah kahretmesin, çok pişmanım. Bir Soru Bir Aşk. Ya niye okuyayım ben bu kitabı şimdi? Niye aldım ya? Kendimi bazen tutamıyorum işte. Gerçi kesin bunlar var ya, nasıl okunuyordur, böyle bir avazda okunuyordur eminim buna da. Tatlı Hüzün. Bunların bazılarının mesela uyarlamaları yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum, ya da okudunuz mu bunları, ne diyorsunuz, bir yorum yapın Allah aşkına. Bir Soru Bir Aşk. Ay şu kapağa bak, ben böyle bir kitabı nasıl aldım ya, yemin ederim şoktayım. Bir anlık gafletime bakın. Bu nispeten düzgün bir kitap olduğunu biliyorum. Çünkü bununla ilgili güzel eleştiriler vardı. Umarım öyledir. Umarım iyi bir metindir. Biz adlı David Nichols kitabı. Bakar mısınız? Ne güzel yanarlı dönerli de bir kapağı var. Ay benim bu kitaplarla ne işim olur? Gerçekten biraz utandım. Neyse, iyidir belki de ya. Şimdi şey yapmayayım. Kapağıyla yargılama derler ya, İngilizceden dilimize çevrilmiş bir tabir. Bir de şurada Doğan Kitap'tan yeni çıkan bir Genki Kawamura kitabı var. Milyon Dolarlık Adam. Bu da Uzak Doğu Edebiyatı'na özel bir ilgi duyuyorsanız eğer kaçırmamanız gereken bir roman. Çünkü çok seveni var Kawamura'nın da. Ben Bir Gün Kediler Dünyadan Yok Olsaydı adlı kitabını okumuştum geçen yıl. Çok güzeldi. Gerçekten çok tatlıydı yani. Ve bir başka kitabı daha çıkmıştı Doğan Yayınları'ndan. Neydi ya? Böyle çiçekli miçekli anneli bir şeydi. Ne bakıyorum. Annem Kokan Çiçekler tabii ki. Onu aldım. Aynı zamanda Your Name diye bir anime vardır. Senin adın olarak bize de gösterme gelmişti. Onun yapımcısıymış ya Kawamura. Hiç haberim yoktu vallahi bu bilgiden de. Böyleyken böyle arkadaşlar, yeni aldıklarım. Daha da var biliyor musunuz sağda solda ama onları sadece şöyle ucundan göstereyim. Çok, çünkü yani utanıyorum bundan dolayı da. Şuraya bakın. Bu kitapları almamın tek nedeni şu. Saçmalık. Yani çoğu da bende olan kitaplar. Yani arkadaş, beni artık influence etmeyi bırakır mısınız ya? Ya bunları neden aldım ben? Çevirilerini bilmem, yayın evini bilmem. Yani sırf şu yanında bu çeyizim mi benim Allah aşkına? Bu nasıl bir kitap alma hastalığı ya? Üf, ama çok güzel görünüyorlar. Ha, bir de böyle bir şey miymiş? Ay arkadaşlar çok güzel, çıldıracağım. Çok güzel. Vay be, neyse güzelmiş artık. Tamam hadi. Yine justify ettik duygularımızı. Baksanıza ya, hepsini de almazsın be adam. Bir iki tanesini al işte, Osamu Dazai'leri al geç, zaten seviyorsun. Baksana. Vallahi almışım bir sürü bir şey. Cık cık cık. Dediğim gibi gurur duymuyorum. Bunları birilerine veririm ya, okuyup okuyup ne olacak sanki. Evet, böyleyken böyle ya. Daha da anlatacak bir sürü şeyim var gibi hissediyorum. Bir iki tane daha kitap var aslında. Sizi şimdi şöyle koyacağım. Caz geldi. Size bahsetmiştim ya, Toni Morrison'ın Caz adlı kitabını sipariş etmiştim. İşte bu geldi. Bayağı bu benim işte okuduğum teyzemin eski evindeki versiyonu ya. Bu kadar güzel ki. Bu kitap vardı bizde, kim bilir nereye gitti. Ama neyse geldi yani.
sadece sevgiliyi göstermiştim. Bir de şu kitabı çok merak ediyordum. Geçen yılın en çok böyle övülen metinlerinden biri. Queer bir roman. Blackouts adlı Justin Torres kitabı. Bu da 2023'ün gerçekten en iyilerinden biri olarak övülüyordu. Aşırı merak ediyorum. Bunu da bir an önce okumak istiyorum. Bir de bir öykü kitabı gözüme ilişti Minoy'u turlarken. Irene Sola'nın When I Sing Mountains Dance adlı böyle hafif deneysel öykü metni. Deneysel olması hiç şaşırtmadı çünkü Granta'dan çıkmış bir kitap bu. Granta yayınlarını sana çok seviyorum. Sonra John Didion'un White albümünü buldum. En merak ettiğim, en çok okumak istediğim kitaplarından biriydi. Bir de şunları da göstereyim. Feride Hanım'ın yeni kitabı çıkmış çünkü bundan bahsetmedim değil mi? Yeni romanı Milföy ve Arkadaşları. Bakar mısınız tatlılığına? Çok seviyorum Feride Çiçekoğlu'nu ya. Değerli hocamızı. Pınar Çelikel'in Katre adlı kitabı çıkmış Mundi'den. Bir de ben iki tane Gerard Hauptmann kitabı daha söyledim. Bunları nadir kitaptan buldum yanılmıyorsam. Biri Dokumacılar. Böyle piyasada pek şey yok baskısı. Bir diğeri de Havari. Bunları da aldım. Böyleyken böyle. Bunları da göstermiş oldum. Tamam daha ne artık? Uf ne kitap almışım ya. Daha da sağ sola bakıyorum göstermediğim bir şey kaldı mı diye. Böyleyken böyle hadi bu videoyu bitirmek mi ya? Neler izlediğimi çok yani çok detaylı bir One Day yorumu yapmadım ama dizinin finalini çok sevmedim. Yani kitap da öyle bitiyormuş baktım okudum. Çok sinir bozucu bir final. Gerçekten Allah belanızı oldum yani. Böyle ne gerek vardı oldum. Bir çuval inciri berbat ettiğini düşünüyorum ajitasyon uğruna. Sinir oldum ben, sinir etti beni. Ama çok iyi yapılmış bir dizi. Ona da diyecek bir şey bulamıyorum yani iki baş oyuncusuna da bayıldım. Böyleyken böyleydi ya. Daha da başka aklıma çok detaylı bir şey gelmiyor. Aslında bir şeyler izledim ama hiç aklımda kalmamış. Böyle hadi bağlayayım bu videoyu da yayınlayayım bir an önce. Görüşmek üzere sizlerle.